Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. İnsansız hava araçları dediğimiz zaman farklı farklı tasarımlar, farklı farklı ürünler ortaya çıkıyor. Türkiye bu konuda dünya sıralamasında çok önde bir yerde. Farklı farklı modelleri de değişik imalatçılar tasarlıyor, üretiyor ve ürünleri müşteri buluyor. Bugünkü konuğumuz Dasal şirketi. Dasal şirketinin iş geliştirme ve pazarlama direktörü Onur Güzelmeriç. Onur Bey ile birlikte Dasal'ın faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi alacağız. Beraber hoş ve keyifli bir İHA sohbeti yapacağız. Onur Bey merhaba. Öncelikle Dasal şirketi nedir, ne zaman kuruldu, ortakları hangi şirketler, bize anlatır mısınız? Tabii. Esasında Dasal'ın isminde gizli bu sır. D Drone'u, AS Aselsan'ı, AL ise Altınay'ı ifade ediyor. Dolayısıyla 2020 senesi içerisinde Altınay grubunun bu tarihe kadar insansız hava araçlarında elde ettiği, özellikle rotorlu araçlarda elde ettiği başarı üzerine Aselsan gibi ülkemizin lider, en önde gelen savunma sanayi ve teknoloji kurumunun isteğiyle beraber ortaya çıkan bir ortaklıktan bahsediyoruz. Ama biraz evvel ifade ettiğim gibi bir takım başarıları söyledim. Bunların tarihçesi 2012 yıllarına dayanıyor. Altınay grubunun savunma sanayine adım atması ise 2008 yıllarına dayanıyor. Grubun kendisi ise 32 senelik hem robotik hem e-mobilite hem de savunma sanayinde faaliyet gösteren 10 farklı şirketten oluşuyor. Bugünkü testlerde serçe ve kırlangıç modellerini uçurduk. Bize biraz bu modellerin özelliklerini anlatır mısınız? Hem serçe hem kırlangıç esasında bizim hafif sınıf dediğimiz ürünlerimiz. İlk olarak serçe ile başladık. Y6 konsepti dediğimiz 3 kol ve 6 motordan oluşan bir ürün. Bunu daha sonra geliştirdiğimiz kırlangıç takip etti. Kırlangıç ise X4 konseptinde bir ürün. Yani 4 kol çapraz olarak konumlandırılmış ana gövdeye 4 kol ve 4 motordan oluşuyor. Bu ürünlerin tamamı genelde takip, istihbarat gibi görevleri üzerlerinde taşıdıkları farklı kamera çeşitleriyle gerçekleştiriyorlar. Fakat biz 2021 senesinde bu özellikle ek olarak sivil alanda da bu ürünleri değerlendirmek istiyoruz. Bunun için bazı planlarımız var. Hem yangın söndürmedeki bir takım görevler, şehir olsun, orman olsun, hem de pazarlama alanında ulaşılamayan yerlerde yansıtma yöntemlerini kullanmak yöntemiyle, yoluyla bazı ürün gamında çeşitlilikler yaratmayı planladık açıkçası. Kırlangıç segmentinde şu anda 50 dakikanın üstündeki uçuş süresiyle esasında lider konumda. 2 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Buna işte gece gündüz kameraları, hoparlörler, çeşitli sensörler ve en başta termal kameralar, gece kameraları da dahildir. Bunun haricinde üzerinde taşıdığı yüke ve hava şartlarına göre 6 ile 10 kilometre gibi bir menzile sahip. Jammer'lardan etkilenmez, GNSS olmadığı durumlarda eve dönüş moduna sahiptir. Bu şekilde araç kırılımına izin verilmez. Bu şekilde avantajlarımız var. Ayrıca mekanik tasarımından dolayı ayakların kolların ortasında bulunması aracın geniş bir alana oturmasını sağlıyor. Bu da eğimli arazilere inişlerde, kontrol dışı ya da zor olan inişlerde ya da zor şartlarda bize avantaj sağlıyor. Bunun haricinde de bizim pilotlarımızın yaptığı testler, aynı zamanda ürünleri teslim ettiğimiz kurumların uygulama alanları Hakkari gibi zor şartlarda, zor hava şartlarında da gerçekleşiyor. Buralarda da opere edebilen, hatta geçenlerde yaptığımız bir teslimatta çok zor yağmur ve fırtına şartlarında uçabilen bir araç. Bu kurumlar kendilerinin aktardığı üzerine bu şartlarda uçabilen başka bir hava aracı görmediklerini söylemişlerdi, bunu da belirttiler. Bu da bizim gururumuz tabii ki. Hem araç olarak hem de bunu kullanabilen pilotlar olarak mesai arkadaşlarımıza da gurur duyuyoruz. Peki ürün gamınızda serçe ve kırlangıç dışında başka modeller var mı? Tolga Bey, esasında biz sizinle yeni tanıştık ama 2019'dan başlamak üzere
DASAL farklı ürün gruplarındaki çeşitli çalışmalarını Teknopark, İDEF gibi bazı etkinliklerde kamuoyuna tanıttı ya da göstermeye başladı. Burada biz hafif sınıftan bahsetmiştik. Öncelikle orta sınıf, ağır sınıf ve maxi sınıfında 3 tane daha kategoride ürünlerimiz 2021 serisi içerisinde devreye alınmak üzere planlandı. Bunlara ek olarak mini sınıfta da bir ürünümüz var. Yani kırlangıç ve serçeden daha ufak olan, araç üstünden, hareketli araç üzerinden hareket edebilen deniz ya da kara aracı, başta kara aracı olmak üzere çeşitli gözetleme faaliyetlerini yerine getirebilen ürünleri planladık. Orta sınıfa dönersek, yani kırlangıcın bir büyük abisinden bahsetmek istersek, burada geliştirdiğimiz platform modüler bir platform. Bu platform hem askeri hem de sivil alanda çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. 5-56 mm KCC piyade tüfeği, bunun haricinde drone avlayan drone, yani ağ atarak tehlike arz eden tehdit dronları zarar görmesini istemediğimiz tesislerin üzerine düşürmek yerine oradan uzaklaştıran bazı planlarımız var. Bunları da zaten uçurduk ve test uçuşları devam ediyor. Bunun haricinde sivil alanda yine bu orta sınıfı hem tarım hem de yangında çeşitli varyasyonlarla bina ya da orman olmak üzere kullanmayı planlıyoruz. Bir üst sınıfa geçersek, ağır sınıfa geçersek, burada gururumuz olan hem tasarımıyla hem de özellikleriyle Albatros ürünü göreceğiz. Albatros ürünü de 75 kiloya kadar faydalı yükleri, kargo ya da uygun olan başka silah ve hatta kısa mesafede daha yüksek yük taşıyabileceği için ambulans görevi bile görebilecek şekilde hem askeri hem de sivil alanlarda kullanmayı planlıyoruz. Bir İHA sistemi nelerden oluşuyor? Hangi özelliklere sahip bu sistemler? Esasında ben bunu bir küp olarak görüyorum ya da bir küp şeklindeki ev ve bunu oluşturan çok fazla tuğla var. Bu tuğlaların bir ekseninde sistem bileşenleri yer alıyor. Ürüne de baktığımız zaman pervaneler, motorlar, mekanik tasarım, faydalı yükler, kameralar, motorların içerisindeki merkezde bulunan itki sistemi, bataryalar, elektronik, pilot, bunu kontrol eden kumanda aleti gibi sistem bileşenleri yer alıyor. Bu sistem bileşenleri hepsi birbiriyle etkileşim halinde ve burada maksimizasyonu sağlamak üzere mühendislerimizce tasarlanan bir platformun alt tuğlaları esasında. Bunun üzerine inşa ediyoruz. Fakat bunun yanında çok önemli teknolojik sistemler de var. Bunlar işte görüntü işleme, yapay zeka, hareket sensörleri, rüzgar sensörleri, hedef takip edebilme, termal özellikler gibi burada da 10 farklı teknoloji esasında görevlerin nasıl olacağıyla ilgili demin anlattığım sistem bileşenleriyle etkileşim içerisinde ürünü tamamlayan özellikler oluyor. Tüm bunlar esasında bir insansız hava aracı sistemini demek lazım oluşturuyor. O yüzden biz açıkçası drone demekten kaçınıyoruz Tolga Bey. Çünkü drone herkesin marketten de alıp kullanabildiği belli basit görevlerini yerine getirebilen ürünler. Bir İHA'dan bahsettiğimizde bu ondan çok daha fazlası. Bunun haricinde kullanım kolaylıkları sağlayan işte navigasyon ışıkları, alttan inişte aydınlatma özellikleri, bunların kolay taşınabilir çantalarının tasarımına kadar ve bu çantaların ergonomik olmasına kadar bir sürü konu esasında ürünü tamamlıyor. Navigasyon sistemleri, işte gemi haritalarıyla eş güdümlü olarak çalışabilen, onların hangi uçtuğunuz noktadaki geminin hangi gemi olduğunu görebilen, okuyabilen, buradaki open source yazılımlarla haberleşebilen, farklı hem navigasyon hem otonom sistemleri de tamamlayıcı oluyor. Thank you.
Bugün DASAL Savunma'nın ürünlerini beraber inceledik. Onur Bey ile keyifli bir sohbet ettik. DASAL'ın sponsor olduğu İnsansız Hava Araçları kitabı var. Bu kitap temel bilgiler ve kullanım alanlarıyla birlikte editörler Haydar Ateş ve Murat Düzgün tarafından hazırlanmış. Bu kitap gerçekten Türkiye'deki İHA sistemlerinin oluşumu, başlangıcı, hukuksal altyapısı ve tabii ki DASAL'ın ürünleriyle ilgili çok detaylı bilgilere sahip. Bunları sunuyor. Nobel Yayınları arasında yayınlandı bu kitap. Gerçekten meraklılarına tavsiye ettiğimiz bir kitap. Bugünkü konumuzda insansız hava araçlarını birlikte inceledik. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız video yüklediğimizde bunlar size ulaşacaktır. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.